Öyle dedi bana. Hadi o bir geniş de geniş mesela bak şimdi Kamuran ablanın gözü. Şimdi ben Kamuran ablanın gözün ne renkli? Uğur'un kuyla benim gibi aynı. Masmavi gözleri var. Benzer yani Uğur'un kuyla. Uğur'un gözleri senin gibi değil. Yeşil Uğur'un gibi gözleri kapalı. Uğur'un gözleri çekik. Yok tabii. Göz rengi ablamınkına benzer Uğur'un kuyla. Ama değil böyle değil işte. Senin masmavi benim gözlerin var. Öyle daha okuna... anneye benziyor. Evet öyle gözleri. Değil yani. Anneme daha benzer ablam. Öyle değil. O da farklı. Ben sıkı şimdi sıkıya bu arada, baktım gözüne. Nursel'cim anneni bulduk. Gözün aydın. Teşekkür ederim. Annen başka biriyle evlenmiş. Şu an iki tane de çocuğu varmış. İki tane daha kardeşin var. Eşinden dolayı yayına bağlanamayacağını söyledi. Ama teyzen telefon attığımızda Seval Hanım. Hadi bir teyze de bakalım. Teyze. Nisa. Teyzeciğim. Nisa. Efendim. Nasılsın kızım? İyiyim teyzem. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teyze niye ağlama. Ağlamıyorum. Ağlamıyorum. Çok özledim sizi. Gözüm seni çok özledik. Annemi görmesem de teyze de anne yarısıdır. Seni göreyim ne olursun teyzeciğim. Her zaman görebilirsin. Tamam. Her zaman ben de çok istiyorum seni görmeyi teyzeciğim. Teyzem çok özledim. Gerçekten yokluğunuzu çok hissettim ben sizi. Ay kıyamam ya. Annem de seni çok özledi. Sürekli senden bahsediyor. Şimdi canlı yayına bağlanamadı ama... görüşmek istiyor seninle. Eşi niye izin vermiyor? Eşi habersiz mi bir çocuğu olduğundan? Müge Hanım enişten biraz agresif bir insan. Biraz sinirli yapıya sahip. Şimdilik bilmemesi daha iyi yani. Ha, ablamın onunla daha önce konuşması gerekiyor. Ha, bilmiyor daha evvel çocukları olduğunu. Biliyor ama yani şimdi... Canlı yayına falan bağlanmasına müsaade etmeyebilir. He, bir konuşup ona göre karar verecek. Belki de diyecek ki canım agresif neye göre agresif yani? Hani belki de diyecek ki tabii ki git bizim de çocuklarla. Tabii ki. Tabii ki ama bizim düşüncemiz. He, anladım daha konuşmadınız. Yok konuşmadık daha eniştemin haberi yok. Olsun olsun sen böyle agresif diyenlere bakma şimdi bilmiyorum ama agresif diyenler de bazen ya, de haklı şeylere kızıyorsun agresif oluyorsun yani. Önemli olan hani, şuydu Müge abla. Yani insanı agresif hale getiriyorlar sonra agresif diyorlar. Sen ne yaptın da agresif hale getirdin yani, diyene soran yok yani. Hani, yani benim şimdi için biraz tek kendinden önemli olan ben. Şuydu annemin gerçekten yaşadığını öğrenmek bile beni çok mutlu etti. İki tane de kardeşi var öyle mi? İki tane evet kardeşi var. Nursel ben sana Umut'u soracağım. Umut nasıl? Umut Ankara'da teyze. Bilmiyorum şu anda izliyor mu izlemiyor mu? Görüşmüyor musunuz Umut'la? Ben Umut'la görüşmüyorum. Çünkü o üvey annesiyle daha çok bağlantısı yüksek olduğu için görüşme taraftarı olmadım onlarla. Anladım teyzeciğim. Sen hiç ağlama hiç üzülme. Annen seni çok görmek istiyor. Ben de onu çok görmek istiyorum. Peki aramadı mı hiç yıllar içinde? Yani görüşmek istediniz mi çocuklarla? Babam sürekli kaçırdı beni Müge abla. Biliyorum İstanbul'a ablam götürdü. Ulaşamadı. Yani Müge Hanım Ankara'daydı, ulaşamadı. Ankara'daydı Kayseri'ye götürdü. Sürekli kaçırdılar beni yani. Çünkü babam şey söylüyordu. Annesi geldi. Götürün bunu diyordu hep amcalarıma, abilerime. Ama çok mutluyum gerçekten. En azından yaşıyor ya. Gerçekten. Hayatta. Yaşıyor ve sürekli sizleri düşünüyor. Nursel sakın aklına farklı bir şey getirme teyzeciğim. Kesinlikle getirmedim zaten teyze. Emin ol yani aklıma en ufak annem hakkında bir şey gelseydi kesinlikle buraya çıkmazdım. Ve babam hiç istemedi çıkmamı. Kesinlikle çıkmayacaksın dedi. Çıkarsan seni reddederim dedi. Ha, yok artık. Reddettiyse de artık gerçekten önemli değil. Çünkü ben anne olmuşum 36 yaşındayım. Kimin bana ne getireceğini biliyorum. O yüzden yani çok mutluyum şu anda. O zaman siz bir şimdi eniştenize anlatın. Belki de enişte sizin düşündüğünüz gibi davranmayacak. Diyecek ki kız bizim kızımız diyecek. İnşallah. İnşallah. Üvey baban da alır anneni alır getirir kucaklaşırsınız. Biz de şöyle güzel bir valla şey buluşmaya hasret kaldık sayenizde.